Dirty Dancing ve Ghost filmleriyle efsaneleşen, 80'li yılların unutulmaz sinema oyuncusu, Amerikalı aktör Patrick Swayze'nin hayat hikayesi sizlerle. Patrick Swayze, 18 Ağustos 1952 tarihinde Jesse Wayne ve Yuvan Helen çiftinin oğlu olarak Amerika'nın Houston şehrinde dünyaya geldiğinde ailesi ona Patrick Bartholomew Swayze adını verdi. Patrick Swayze'nin babası Jesse Wayne Swayze teknik ressam, annesi Yuvan Helen Swayze ise dans öğretmeniydi. 1972 yılına kadar Houston'ın kuzeybatısındaki Oak Forest'ta yaşayan Patrick Swayze, buradaki okullarda eğitim hayatına devam etti. İlkokul yıllarında annesinin de etkisiyle baleye ilgi duyan Patrick Swayze, bu tercihinden dolayı arkadaşları arasında alay konusu oldu. Lise yıllarında atletizm, buz pateni ve oyunculuk gibi çeşitli beceriler kazanıp kendisini geliştirmeye devam etti. Lisede Amerikan futbolu oynayan Patrick Swayze'nin burs alarak kolej eğitimine devam etme isteği, antrenman sırasında dizini sakatlamasından dolayı gerçekleşemedi. Dansa olan ilgisi giderek artan Patrick Swayze, 1972 yılında New York ve Chicago'da bulunan bale okullarında dans eğitimine devam etti. Patrick Swayze'nin ilk profesyonel gösterisi Disney Theatrical Group'un dansçısı olarak görev aldığı Disney on Parade adlı oyunda oldu. Sergilediği başarılı performansın ardından Broadway'de sahnelenen Grease adlı oyunda Danny Zuko rolüyle sahnede görev aldı. 1970 yılında Patrick Swayze, annesi Yuvan Helen'dan dans dersleri alan Liza Niemi'ye ilk görüşte aşık oldu ve 12 Haziran 1975 tarihinde kendisiyle evlendi. 1983 yılında The Outsiders filminde Daryl Curtis adlı karakteri canlandıran Patrick Swayze, gösterdiği performansla film endüstrisi tarafından daha fazla tanınmaya başlandı. Amerikan İç Savaşı'nın konu edildiği North and South üçlemesinin 1985 ve 1986 yıllarında yayınlanan ilk iki serisinde gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. 1987 yılında yayınlanan Dirty Dancing adlı filmde canlandırdığı Johnny Castle rolüyle kariyerindeki yükselişini devam ettirdi. Başarıyla sergilediği oyunculuk ve dans performansının yanında filmin müziklerinden She's Like the Wind'i de seslendiren Patrick Swayze, şarkının sözlerini Stacey Wildlitz ile birlikte besteledi. Dirty Dancing, video kaset şeklinde 1 milyon adet satış rakamına ulaşan ilk film olurken, Patrick Swayze filmde sergilediği performansla 1988 yılında gerçekleşen Golden Globe ödül töreninde en iyi erkek oyuncu dalında aday olarak gösterildi. 1990 yılında Ghost ve 1996 yılında Tu Wong Fu, Thanks for Everything Julie Newmar adlı filmlerde sergilediği performansla Golden Globe ödülüne aday olarak gösterilen Patrick Swayze, hiçbirinde ödülün sahibi olamadı. 1994 yılında kız kardeşi Vicky Lynn Swayze'nin yüksek dozda aldığı uyuşturucu nedeniyle ölmesinden çok etkilenen Patrick Swayze, bağımlılık düzeyinde tükettiği alkolü bırakma kararı aldı ve rehabilitasyon merkezine yattı. Tedaviye olumlu cevap verdikten sonra kariyerine bir süre ara veren Patrick Swayze, sahibi olduğu Arap atlarını yetiştirmek üzere New Mexico'daki çiftliğine döndü. 1997 yılında film endüstrisine yaptığı katkılardan dolayı mermerin içine yerleştirilmiş olan adının yazıldığı yıldız, Kaliforniya'da bulunan Hollywood Walk of Fame'de yerini aldı. 2007 yılının Aralık ayında Charles Barker karakterini canlandırdığı The Beast adlı televizyon dizisinin çekimi sırasında midesinde yanma oluştu. Çekimlerin bitimine kadar sabreden Patrick Swayze,
2008 yılının Ocak ayında kontrol amacıyla gittiği hastanede kendisine 4. evrede olan pankreas kanseri teşhisi konuldu. 2008 yılının Mayıs ayında kanserin metastaz yaptığı midesinin bir bölümü ameliyat ile alındı. Kanserle olan mücadelesinde motivasyonunu hiç kaybetmeyen Swayze, bu amansız hastalığın tedavisi için bağış kampanyalarına katılırken birçok panelde de konuşmacı olarak bulundu. 9 Ocak 2009 tarihinde zatürreye yakalanan Patrick Swayze tedavisi için hastaneye yattı. Doktorlar Patrick Swayze'nin zatürreye yakalanmasının nedenini uygulanan kemoterapinin bir komplikasyonu olduğunu belirttiler. Tedavisi devam ederken 19 Nisan 2009 tarihinde karaciğerinde kanserli doku tespit edildi. Doktorlardan uygulanacak tedavilerin sonuç vermeyeceğini öğrenen Swayze, kendi isteği doğrultusunda tedaviyi sonlandırdı ve hastaneden taburcu oldu. 14 Eylül 2009 tarihinde kanserle olan mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu. Swayze'nin cesedi isteği doğrultusunda yakılıp külleri New Mexico'daki çiftliğine dağıtıldı. Paylaştığımız biyografiyi sonuna kadar dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızla, beğenilerinizle ve de paylaşımlarınızla daha da geniş kitlelere ulaşacağımızı lütfen unutmayın. Sevgiyle ve takibimizde kalın.